Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz finans direktörü Dilek Hakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki Nesrin Hanım. Dilek Hakan ben. Eylül 1980 İstanbul doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum 4 yıllık. Ve daha sonrasında da Marmara Üniversitesi'nde hızlandırılmış bir MBA programı almıştım işletme üzerine. Mezun olduktan sonra bankacılık sektöründe çalışmaya başladım. 6 yıl kadar bankacılık sektöründe deneyimim oldu. İşte bu alanda kredi değerlendirme, şirket analizleri, işte müşteri odaklılık ve krizleri yönetme gibi kendime değerler ve buradaki işte birikimlerimi katmış oldum. Ne güzel. Daha sonrasında da finansa yoğunlaşmaya karar verdim. Daha fazla böyle sayıların içinde olma, analiz yapma ve bunları kullanmak istediğim için bankacılık sektörünü orada noktaladım. Kısa bir süre bir gözetim firmasında çalıştım. Orada Amerikan prensipleri ve kurallarını öğrendim. Ona göre raporlamalar yaptım. Ve daha sonrasında da baktım hani lojistik sektörü bana daha heyecan veriyor. Özellikle dinamizmi, bu değişken olması vesaire. Bu çok da önemli bir alan. Dolayısıyla lojistik sektörüne geçtim. Finans olarak orada 12 yıl boyunca kendime her çalıştığım firmada bir bilgi değer kattım. Şu anda da en son Alman merkezli bir konseptüm lojistik firmasında çalışmaktayım finans direktörü olarak ve çok mutluyum, gururluyum. Yani her yerden kendime bir şeyler katarak geldiğim için ve her firmadan bir şeyler öğrendiğim için herkese de çok bu anlamda teşekkür de ediyorum her firmaya. Ne güzel, çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok güzel bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Uluslararası firmalarda görev alıyorsunuz. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Ben finans alanındayım ama lojistik olarak baktığımızda konseptüm lojistik, proje lojistiği üzerine ağırlıklı. Daha önceki firmalarımda konteyner bazlı çalışmalar yapılıyordu. İşte taşımacılık vesaire. Burada daha büyük montanlı ağır yükler, İşte makineler, lastik vesaire veya bir fabrika taşınması gibi büyük özellikli işlerin yapıldığı bir alandayım. Bu anlamda da kendime bir şeyler katıyorum. Projenin bir finansmanıdır ve onunla ilgili aşama aşama nelerden geçiyoruz. İşte müşteri odaklı yaklaşımlar, bunlar için özel ekipmanlar bulunması, işte merkezimizle temaslı olmamız, acente bağlantılarımız ve ro-ro taşımacılık, işte hava, deniz, kara taşımacılığı gibi geniş böyle hizmet veriyoruz müşterilerimize. Müşteri odaklı ve özel ekipmanlarla, müşteriye özel o hizmeti tamamlayarak bundan da büyük mutluluk duyduğumu söyleyebilirim. Hizmetlerimiz bu şekilde. Çok güzel. Lojistik Türkiye'nin en önemli lokomotif sektörlerinden biri haline geldi. Hayatımıza girdi. Kesinlikle. Son derece önemli. Ülkemizin üç yanı sularla çevrili. O yüzden lojistik tabii faaliyetleri daha da yoğun bir şekilde gelişiyor. Peki en önde gelen özellikleriniz nelerdir? En önde gelen özelliklerim bir kere işimi çok severek yapıyorum. Dürüst ve etik kurallara bağlıyım. Şeffaflığa çok önem veriyorum. İş odaklıyım. Aynı zamanda disiplinli bir şekilde çalışırım. Hani başladığım işi benden istenen sürede hedef odaklı olarak bitiririm. Hani güven duygusu da kazanıyorum. İnsanların hani yaptığım işin titizliğini görerek ve her zaman böyle sonuçları güzel olarak bir sunum, raporlama veya o işi tamamlama şeklinde her zaman güven de kazanmışımdır şirketimde. Dolayısıyla öne çıkan özelliklerim bunlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle sayılarla aram iyidir. Hani analiz etme, sorun çözme, bir pratik bir alternatif sorunla ilgili işte çözüm odaklı olma gibi. Bu yönlerim benim daha öne çıkan özelliklerim olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Lojistik dediğim gibi çok dinamik, hareketli, özellikle değişime evrilen bir sektör. Dolayısıyla teknoloji, inovasyonla iç içe olmanız gerekiyor. Özellikle pandemiden sonra birçok istek değişti, arttı. Teknolojinin anında ulaşmanın, e-ticaretin öne çıktığı bir alan oldu. Biz de müşterilerimizi zaten tanıyoruz. Onları bir partner olarak eşlik ederek anında doğru çözümler buluyoruz. Bunun dışında tabii ki dijitalleşme, yapay zeka
gibi ürünleri de kullanmamız gerekecek. Yavaş yavaş oraya doğru evriliyoruz. Mesela bu alanlarda da ben meraklıyımdır, araştırırım. Ve zaten bu sektörde en önemli özellik araştırıyor olmanız gerekiyor. Yeniliklere, değişimlere uyumlu olmanız gerekir. Ben de bilgi olarak sürekli kendimi güncellerim. İşte bu lojistik sektöründe neler ön planda, şirketime daha nasıl katkıda bulunabilirim. Yani finans yaparken aynı zamanda trendleri de yakalamak istiyorum. O konuda kendime eğitimler de alırım. Finansal eğitimler, işte yapay zeka eğitimleri, bu kişisel gelişim eğitimleri, bunun hiç sonu yok. Öğrenmenin sonu yok çünkü. Dolayısıyla da hani şirketimiz de ilerideki vizyonlarından birisi değişimin ve liderliğin kesinlikle kendinde olabilecek, onu takip eden, müşteri odaklı, profesyonel bir ekiple, özellikle de şöyle söyleyeyim, ekibe, insana çok değer veren bir firmada çalışıyorum. Eğitim olarak kendisini gelişime açık tutan insanların kesinlikle arkasında duruyor. İşte genç bir ekibimiz var. Aynı zamanda kadın çalışana çok destek veriyor. Kadının gücüne çok önem veren bir markayız konseptim olarak. Avrupa'da tanınan bir markayız. Sağ olsun Türkiye'deki CEO'muz da öyle. Erkan Kazar. İyi ki onunla yollarımız kesişti bu arada. Çok mutluyum. Yani bana güvenen, gerekli yerlerde inisiyatif veren, hani daha önce belki bu kadar inisiyatif alamadığım alanlarda şimdi daha çok inisiyatif kullanabildiğim, önümün açık olduğunu hissettiğim, destek bulduğum bir CEO kendisi de. Ve cumhuriyetçi bir Türk kadını olarak, harika, kadınlara evet değer verildiğini hissetmek, hı-hı, ayrı bir onur ve gurur verici bir şey. Çünkü kritik pozisyonlarda konseptim özellikle Türk yöneticilerin, kadın yöneticilerinin belli şubelerde olmasını istiyor zaten, hı-hı, kritik pozisyonlarda. Türkiye'de de bu böyle. O yüzden çok mutluyum. Çok da gururluyum hani bu konuda. Ne güzel. Onu da altını çizmek istedim. Kadınlar iş hayatında ne kadar aktif olursa, evet, ülkemiz için o kadar güzel. Kesinlikle. Toplumumuz o kadar ileri gidecek. Aynen. Siz de buradan çok güzel rol model oldunuz. Sağ olun, çok teşekkür, harika, ederim. Harika. Peki ekibinizde yer almak isteyen kişiler hangi yetkinliklere sahip olmalı? Tavsiyeniz nedir? Tabii, öğrenmeye açık olmalı, gelişime her zaman açık olmalı, meraklı olmalı, analitik düşünmesi gerekiyor. İşte Excel, formüller vesaire, bilgisel teknik yapısı olduğu gibi aynı zamanda kendini gelişime açık tutacak, kişisel gelişimle ilgili de kendini destekleyecek birisi, hani özellikle finans tarafında da gerekir ama herhangi bir iş yapıyorsanız şirket, ilerlemek için ve kariyeriniz için o şirkete bir katkınız olsun istiyorsanız, hı-hı, mutlaka gelişime açık, böyle inatçı, sorgulayıcı olmanız gerekiyor. Mücadeleci olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar kesinlikle çok önemli. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok, fakat programın sonuna geldik. Son, tabii, olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii, kısaca özellikle şunu söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın gerçekten inanarak, severek, tutkuyla yapın. Ben her zaman hani tutkuyla işimi yaptım. İşimi her zaman severek geldim. Araştırmacı, mücadeleci oldum. Evet, zaman zaman insanlar böyle hani deneme yanılma yapar, hatalar yaşar vesaire ama bunlar hata değildir. Başarısızlığın da altında bir başarı vardır. Oradan güçlenerek büyürsünüz. O yüzden sorgulayıcı, mücadeleci olmaya devam, her zaman tutkuyla devam diyorum kesinlikle. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz finans direktörü Dilek Hakan'dı. Efendim, katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederiz. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.